Siz ne yapıyorsunuz sanki? Nasıl? Sen bu boylu abi pozun çok güzel mi?
Hadi babam, çabuk çabuk! Hadi, ayağını bak! Plastik değil mi? Evet. Kolay gelsin. Hoş, hoş geldin Ahmet abi. Ne var Mürfa abi? Bir şey var. Ne var? Ha? Evde bir şey var. Ne varmış? Hadi gidelim bakalım. Hayır. Gelecek bir şey var. Dedim dedim. Peygamber Efendimiz'e yakınlığın vesileti. En yakın olan, Usvatullah'a yakın olan nefis vardır. Nefis var, yüksekte. Ama bunu çekenler, hakiki çekenler onun zevkine vardı mıydı? Boyuna yapar. O ders hakikaten
Çünkü varlık denen bir şey kalmıyor. İnsanları yıkan, saliki yıkan, mahveden ancak varlık. Mesela saliklerin peşinler oluyor nefis farkla. Büyük bir ters olmuş. Yapması lazım. Evvela la ilahe illallah manasıyla gir. Mani. La ilahe illallah ne demek? La yok. O zaman yok olması icap eden neler var? Şimdi la dünya yok demek. Hiçbir şey yok. İlahe vardır. İlahe ne demek? Var demek. Kim var? İnşallah. Ha demek ki Allah'tan başka kimse yok. Onun kudreti ve kuvveti her şeyi ona ait olarak tanır. Yani o varlık olur. İnsanoğluna varlık yakışık mı? Olur mu? Her şeyi yaradan, her şeyi halbeden, besleyen, büyüten ve mahkeme-i kübranın sahibi, yekanı sahibi olur. La yok. İlahe var. Kim var ki? Ne demek? Böyle. Bugün siz de milyon defa söyledi. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Müslüm bazen bağırıp da zikir yapanlar gibi. Öyle değil. Bağırmadan iş çıkmaz. Hakiki. Ben hakiki defa 8-10 defa Allah diledim. Ben düşünüyorum da 8-10 defa Allah diledim. Cenab-ı Hakk'a devam ettirmek. Asıl Hazreti Aliye'nin hülasası, anlamı ve devamı budur. Çünkü bu kalp ölmek. Ta kıyamete kadar Cenab-ı Hakk'a devam aranan nokta tarikat-ı aliyenin hülasası. Öldükten sonra yaşamak. Bak, Allah'ın rahmet ettiğini söylemesen kesinmeyeceğiz. Şükrü evladım. Evet. Antakya'da. O gün mesela Cuma hocam. Evet. Duymuş hocam. Evet. İşte ne var? Evet. Ne var? Orada çok yararlı. Bu daha başlıyor. İddia giderseniz hakikaten bir sahip. Çocuk Ankara'da hastanede ölüyor. Babası başında olduğu için onu anlatıyor. Bir şey der. Babası ihbar. Evet. Diyor ki ruhu teslim ettiriyor. Ama hakikaten yüksek bir mevkiye sahip. Allah razı olsun. Ben böyle olduğunu bilmiyordu diyor. Ondan sonra işte kendisi biraz intisap etti. Tamamıyla bağlandı. O zamandan sonra, oğlunun vefatından sonra. Belki gitti birkaç tane itiraf edemez. Sonra doktor geliyor, doktorlar. O öldü diyor. Artık. Kalbine bakıyorlar, kalp atıyor. Kalbi çalışıyor. Gecenin kalbi atan, kalbi çalışan öyle olur mu? Tıbben dünyasını geçmiş ölmüş. Ama manen ölmemiştir. İşte biz buraya alıyoruz. Kalbin ölmemesi. Kalp devamlı Cenab-ı Hakk'ı zikredin. Zikren kesiren. Çok zikredin. Cenab-ı Hakk'ın buyurun. İtaat yerlerde ayet-i kerimeler. Öyle olunca aranan nokta budur. Cenab-ı Hakk'a zikrettikten sonra başka ne kadar gider? Hani hakiki zikir bu nefis bakıyor. Bizim hatam ince Allah selam etmesin diyor.
inşaattan bahsetti. Ama gerek mi dedi diyor. Tabii anlam ben nedeni istedim. Demek ki dediğimiz gibi araçları şöyle tatlayacak, şöyle bakabilir. Dediği gibi adam. Dedim diyor, ya bunlar yediklerinden başka bir şey fark etmiyorlar aslında. İnsan yediğini şeyler mi söyler mi falan. Şimdi itiraz ediyorum da diyor, oradaki sohbet ve hatimlerin neticesini ishar ediyorlar diyor. Tabii o da salik değil. Netice, bunlar hepsi bir şeyden gitmez. Mutlaka tarikat-ı âliyenin rahatsızlığı. Hasan İnce öyle diyor. Dedi ki diyor, bir fikir yapmak değil diyor, şöyle ayak üzere. Yeni de başladı. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bir şey anladın mı bundan dedi diyor. Yok diyor. Dikkat etti diyor. İlmet ispat üzere. Üç defa söyleyeni dikkat etti. İkimiz de diyor zamrı 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 dedi. Çok var mı? Çok var mı? Çok var mı? İş olmaz. Efendim zaten mühim olan zikretmek lisan ile de vücutla. Vücutla iş zikretmek. Evet. Kulubuhum ve kulubuhum ile zikrila. Vücudunuzla, kalbinizle zikredin diyor Cenab-ı Hak. Şunu da git dedi kendisi. Zaten efendim böyle insan vücudu tam zikre geçtiği zaman kendi mahviyet olur. Mahviyet olur. İradenden çıkıyor efendim. Kendi iradesiyle hükmediyor. Evet. Vücut kendi iradesiyle devam eder. Benlikten hiçbir şeyden haberi kalmaz. Yokluğa düşer. Yokluk içerisinde denizde yüzer gelir. Efendim mesela buyursanız siz yokluk dediğiniz zaman biz şöyle anlıyoruz. Madde mesela maddi olarak da parasızlık, malsızlık, yemek içmek gibi bunlardan bir şey anlıyoruz. Halbuki büyüğümüz bize anlatmak istediği gaye benlik olmayacak. Her şeyden uzak tutulacak. Yani kimseye gönlü olmayacak, gönüllenmeyeceksin, benlik olmayacak, gayet ve emelin Allah rızası olacak. Benlikten sıyrılacaksın. Bizim anladığımız gibi. Dikkat edin, doğru mu? Bak Cenab-ı Mevlam kaç tanedir? Bir diyelim, çok mu? Bahsederken biz diyerek de bahsederek. Az biz demek cemiyet, cemiyeden ileri. Ben demek bu vahdetten ileri. Birlikten. Ben demek bir. Fakat biz derlerse cemi oluyor. Demek ki benlikten böyle bunlar bize bir misaldır. Kullara olan bir lütuf kereminden dolayı bir ders, bir numunedir. Yani varlığı terk edecek. Kıyametin alameti nedir? Birkaç çok da birisi cariyeler altını doğurduğu zaman. Bu ne? Efendim, sonra lemon yemen aldım. Ve yüksek apartmanlardaki de yukarıdan aşağı baktığı apartmanların bir derinler biliyor. 10-15. Katlardan aşağı baktı. Yani daha doğrusu o da var maddi olarak, manevi olarak da insan daima kendini yüksek görüp aşağıya hiç bakmaz. Bakış var. Asıl mana. Daima kendini yüksek görüp.
Karacaoğlan'ın bir sözü var. Alçaklarda otur, gözetkenin katı yükseklerde ötücü olma. Büyük sahne. Onun için bunlar böyle. Ben ne derim? Doğru dersin de ha. Daima ne bugün arıyorsam yokluğun içerisinde arayacaksın. Varlığın içerisinde hiçbir şey bulamam. Ama şimdi namazda mazara verin maddeten çok zengin. Işık geliyor evine de kabı varmış bir tane. Çalabalık bir şeyler. Başka bir şeyler yokmuş. Onun alınıyor. Tabii ki tarafa bakıyor. İmam Hazretleri'nin affedersiniz hayvanının musallığı hep onun. Bir şeyler ahire vesaire. O kadar zengin bir şey. Mahiyette ki yaptı. Böyle imamla konuştum. Giderken onu diyorum şimdi. Çok söyleniyor da bu kendinin kavramını orada Allah ısmarladık diyor. Biraz yolluyor ileride. Ah imamla şimdi gördü. Kaptı onu vardı orada. Ya diyor. Biz o senin dediğim altınlı şeyler, fırsatlar, altın, şuyu, buyu, hiç hatırımızda yok, hayalimizde yok, hiç düşündüğümüz yok. Sen ki değersiz bir şeye mi unutamadım, diyor. Bunlar yok. Neyi? Selam. Onu söyledi. Onun için öyle. Bir gün şey geldi, Yusuf'la görelim. Namazı yok. Söylemiştim. Hırsız uyumuyor ki bir şeysini alsın. Damın üzerinde boyuna sabaha kadar namaz kılar. Hatta Yahudi bir komşusu varmış. Çocuğu varmış Yahudi'nin. Daima onu ağaç zannedermiş böyle dinlenmekten, kıyam etmekten. Namaz kılıyor. Vefatından sonra mübarek bakıyor ki o çocuk o ağaç yok orada. Yani İmam Hazretleri'nin vefatından sonra tabii dünyasını değişiyor. O yok o ağaç gibi böyle. Yahu diyor benim ağacı kesmişler. Yok. Onun ağaçtan üzerinmiş İmam Hazretleri'nin namazlamasına. İçeri giriyor. Bir şey alamıyor şimdi. Bu uyanık diyor. Nasıl alayım? İmam uyanık. Peki. Uyuyor şimdi uyusun da diyor. Onu uyanık diyor. Zaman geçiyor. Namaza gittin de alayım. Alacağım. Sütle mevla. Şey merdiven altına. Sütle mevla. Kömür gitmiş orada. Namaza gidiyor geliyor. Bu işte. Hala orada bekliyorum. Hırsızlık yapmak istiyor, malını almak istiyor. Geliyor, bilmiyor mu orada onun olduğunu? Oradan gideyim de ne almak istiyorsa alsın diye şey diyor, bir şey diyor. Geliyor bakıyor da daha orada, ne bekliyorum, niçin alıp gitmeden alacağımı diyor. İtiraf. Ya İmam Hazretleri. Ben ihtiyaç sahibi. Ben kime gideyim de boyun eğeyim? Düşünün, taşının. Ben İmam Azam Hazretleri'nin malından çalarsan diye bir kıyamette benimle davacı olmaz, beni istemez. Düşünce söz sahibi oldu zaman. Ve onun için fırsat aldım. Sonra buraya geldik, hiç uyumadım. Alıp gitmek fırsatını bulamadım. Sonra bir Allah korusu tecelli etti. Orası kıyametti. Herkes de zerreyi arar. İmam Azam Hazretleri da ihtiyaç sahibi olur. Benden hakkını isterse, hakkıdır çünkü istemek. Sen ne yaptın? Bu düşünceyle siz verdiniz, diyor. Yani buradaki olan bir husus nedir? Allah korusun. İttakullah. Allah'tan korusun. O zaman
kırklara büyüksünmüşler. İnanılmaz zamanlar, kırklara büyüksün. O zaman diyor ki, posta geliyor. Efendi Hazretleri, filan arkadaşımızın yerine bir işte vefat etmiş. Onun yerine geçecek. Mutlaka böyle. O zaman ne posta geliyor? Kim emrediyorsun? Efendi Hazretleri, kırklardan arkadaşımızın kaybolan bir yeri. İşte burada yatıyor. Bak hırsızlığa geliyor, kırklara karşı geliyor. Nedir burada kılıklısı? Allah korusun. Zafir ile Şakir'in hikayesini biliyor. Nedir? Allah korusun. Allah haptan oluyor, sen uyumasın. Ben bizi açsın, biz bizi acıyem. Terbiyem var ya. İmam Bey fazla şey yaptı galiba, ateş ver. Kömür attı şeyler. Sabah karşımızda sen... Efendim? Sabah karşımızda sen... Senin adetine bak. Efendim demek oluyor ki burada acizane olarak bir salik haktan, hakikattan ayrılmayacak. İşte Allah. Allah korkusunu bilecek. Büyüklere karşı itaatkar olacak. Her şeyin maksatlığı Allah rızası için olacak. Onun harici oldu mu zaten bu kadar? Hatta ben şöyle ki biz sene 76 ya 77, 78 senelerindeydi. Bir ara beraber Çınar'ın orada birleştik, eski yerde oturuyordunuz. Şimdi namazına gidiyorduk. Dedim ki efendim, kardeşlerimizde muazzam bir inkişaf var, ilerleme var. Bu acaba sadakattan mı, çalışmaktan mı diye biz adatsız olarak size karşı sorduk bunu. Ki bize şöyle lütfettiniz efendim. Bu çalışmayla bu merhale elde edilemez dediniz. Sadakatın neticesi olarak gösterdiniz. Sadakat tam bağlı fayda şart. Bağlanmazsa zaten kazanç olmaz. Mesela benim sohbetlerde çok önemli bir hususumuz da şöyle olması gerekiyor. Sohbet müşkil halledici bir konu üzerinde en fazla duruluyor. Mesela sohbete gelen bir kardeşimizin bir müşkülü olduğu zaman büyüklere iltica edip müşkülünün halledilmesini arz ederse o sohbette o müşkülü o sohbet içerisinde çözülür ve başkaları o müşkülü anlamadan kendi müşkülünün çözüldüğünü hisseder. Hatta bir gün efendim yeni size intikalimizde ben tam karşınızdaydım. Boş durmayayım, tesbihime devam edeyim diye devam ederken bir rabıta hali olarak kendi açımdan öyle aklımdan geçirdim ve şöyle buyurdunuz ki rabıta öyle olmaz dediniz. Alın alına, göz göze, avuç avuca, dil dile, kalp kalbe karşı olarak rabıta olur dediniz. Halbuki ben orada hayalimden yani aklımdan geçen bir mevzuyu sadece karşınızda biz orada aklımızdan geçirmiş idik. Demek oluyor ki büyüklerin özel telefonları gizli de olsa ne olursa açık da olsa olduğu gibi alıcısı kuvvetli olmak dolayısıyla her şeyi haberdar olup her şeyden haberdar olup ve idare etmesini ona göre yöneltiyorlar. Hatta ki özür dilerim efendim şuna şahit oldum yani bu biraz mantıksız ama
yani büyüklüğün ne olduğunu öğrendiğin ki mürşit ta ki karı koca hayatındaki süfli hayata kadar el atıyor. Buna şahit ol. Herhalde benim aciz olarak şunu izah edeyim. Ola ki bir aksaklık ve şeytani bir halin doğurmaması nedeniyle bunun olduğuna inandı. Yani buna kadar inildiğini yani fark ettim. Aslında zarar ne vardır? Zarar ne vardır? Kar hangisidir? Kendini meşru olan hayatları nedir? Bunlar için içerisine alır. Bitmişim gider. Hicaz da gideceğiz. Ramazan dolayısıyla. Ramazan orada geçecek. Kargine gittim sana. Mehmet Çelçek rahmetine. Cumali'yle, Hafız Cumali'yle Cüvütü Bey'i arasında bir çizemedikleri varmış. Birbirine soruyorlar. Başka bilgi de yok, bilen de yok. Çizemiyorlar işte. Diyor ki Cüvütü, diyarı gelecek. Ondan sonra. Benim haberim yok hiçbir şey. Sonra anlatıyorum. Neyse. Dedi ki Cüvütü, üçümüz. Hafız Cumali. Cuma. Cüvütü Bey. Cüvütü Bey'in evindeyiz. Üçümüz. Yastığı kırdı. Çünkü orada namazlar çok mühim değil. Çok kıymaklı. Gittik oturduk. Biz oraya değmişiz. Bir dem yok ya kapıdan. Dedi bizim müşkülümüz seziyordu dedi. O sohbet anında oraya temas edilmiş. Sohbet yedi geçmedi. Her müşkül oraya müsaade. Efendim yalnız burada bir şey oluyor. Sohbeti dinleyen kişiler huzurla dinleyip büyüklere tevessül etmesi gerekiyor. Şayet müşkülü varsa o müşkülünün halledilmesi için büyüklere müracaatta bulunuyorlar. Müracaat edilmesi gerekiyor. Evet. Yoksa gayri ihtiyari pek olmuyor. Olmaz tabii. Oraya dile getirmek lazım kalben. Yani mesela Allah-u Teala Zülcelal ve Nakaddes Hazretleri de diyor, isteyin vereyim. Evet. Onun için bunlar rahatlıkla çok mühim şeyler. Sohbetin çok kıymetli. Şahım yakışı ben de arkadaşlar öyle buyuruyorum. Ya, tarikat sohbet. Yani tarikat adı sohbet deniyor. Din-i nasiha. Din nasihat deniyor. Zaten efendim, sohbette bütün müşküller halledilir. Öğrenilmesi gereken bazı meseleler öğrenilir. Ondan sonra zikre geçilirse, o zaman hakiki zikir gerçekleşir. Büyüklerimizin kıymeti, elhamdülillah hepsine bizlere karşılaştı der. Her şeyde hulusi lazım, halis olacak, tertemiz. Ben bizim büyüğümüzün bir sözü var efendim. Duanın kabulü için lokmaya dikkat edin. Her şey helal lokmayla gerçekleşir. Duanın makbuliyeti mi? Helal lokma. Onun halisi olmaz.
Efendim biz zannederdik ki evvelce biz teheccüd namazına biz kendimiz kalkıyoruz. Dersleri biz kendimiz yapıyoruz. Her şeyi biz istek ve kendi arzumuzla, imkanlarımızla yapıyoruz zannediyordu. Meğerse öyle değilmiş. Marifet çobandaymış. Bütün büyük her şeyi o hallettirir, onlar uyandırır, onlar yönetir. Biz de zannederdik ki kendimiz yapıyoruz. Evvelce malumaniniz Karagöz Hacivat oyunu diye bir şey vardı. O oynatan kişi Hacivat da Karagöz'ü parmaklarına ip takarak bazı hareketler yaptırırlardı ve biz de onu perdeden öyle seyrederiz. Halbuki onu oynatan bir kişi var. Mesela dervişi de idare eden bir çobanı var ki ancak onun himmetiyle her şey gerçekleşiyor. Bilmek lazım, yapmak lazım. Hakikatlara vakıf olmak lazım. Musa Aleyhisselam çobandan çok. Uzun müddet. Şöyle Aleyhisselam'ın çobanı oldu. Sonra Safura Vadimizi aldı. Safura Vadimizi almasına ise Şöyle Aleyhisselam kızı var. Ve 100 Safura'yı. Onu son zamanda vermek istedim. Safura Vadimizi. Dedi, ya Musa, kızımın planı var, onun birini alacaksın. O zaman dedi ki, Musa Aleyhisselam Safura'yı alacağım. Üçü, o biraz tembelecek. Üçü çok iyi, işi, gücü, her şeyi mükemmel. Onu vereyim. Yok, onu versem alır. Safura'yı. Ne dedi bu kadar? İtibar ediyorsun dedi. Safura üzerinde duruyorsun, yalnız. İlk gidiyorsun hikayeyi. İlk buraya gelirken ben istediğimde ben Safura'ya evime düşüyor göster dediğimde Safura evime düştü. Ben arkadan gidiyordum, yolu gösteriyordum. Şeytan musallat oldu. Safura'nın eteğini kaldırdı. Top derler ya, açık. Orayı gördüm. Benim nikahlım olsun ki bu günahtan kurtulayım. O zaman Şuayb Aleyhisselam, onda bir meziyet vardır. Bilmiyordu. Peygamber oldu ama bilmiyordu. Ama hayır. Şuayb Aleyhisselam. Bildirilmezse bilmiyordu. Onun üzerine durdu ve onu aldı. Bir gün Musa Aleyhisselam koyunun biri kaçıyor. O kadar boğalıyor ki çoban için tutuyor. Koyunun gözlerine bakıyor. Ne mübarek? Sen de yoruldun, ben de yoruldum. İyi mi yaptın şimdi? Niye kaçmasan olmaz dedi, niye kaçtın? Kendini de yordun, beni de yordun. Bir gözlerini öpüyor. Peygamberlik nişanesiydi. E sen olsan, ben olsam, şimdi her anda bir şey çekerdim. İşte dolayısıyla böyle kaçan, yoran olacaktır. İş ben zaten maneviyatın en büyük meziyeti müşküllerle karşılaşıp onu affedebilmek. En zor tarafı da burası. Mesele orada zaten. Aranan nokta orası. Sen birine kızı verdin, onu karşına aldın, daima onunla uğraştın. Bunlar hiçbir büyüklüğe gelmez. Affedici olmak. Ne oldu bir gün? Hazreti Ali Radiyallahu Teala'nın kölesi İbn-i Meşem elini tutuyor. Söyledik birkaç daha. Söylemekte fayda var. Nedir bu? Devamlı olarak
Cenab-ı Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'den bahsederdi. Tabi diğerlerine gıpta eder. Yani Hazreti Osman, Hazreti Teala buna gıpta ederler. Ya çok söyler Ali'den diye söyler. Bir gün sordu. Ya dedi. Sizse bir kötü beden olursa ne yaparsın? Affederim ya Resulallah. Hazreti Ömer Resulallah. Affederim ya Resulallah. Hazreti Osman radıyallahu ta'ala Resulallah. Affederim ya Resulallah. Hazreti Ali'ye sordu. Ya Resulallah affederim. Bir iyilik yaparım arkasında. Şimdi meziyet mi yaparsın? Affedebilirsin ama iyiliği yapmak mümkün mü? Sana karşı kötülük yapan bir kişiye. Herkes yapabilir mi? İşte burada büyüklerin ne diyeti kıymadı burada. Ben Hazreti Ebu Bekir ama Hazreti Ömer, Hazreti Osman radıyallahu ta'ala ummayı düşünsemek istedim. Aradaki farkı arz etmek isterim. Bir gün diyor eline su tükürmüş Ümülcan kölesi. O zaman bir şeyden bire, işte keramet. Yani bilmeyeceğim. Bir gün olacak, bu elde mesut öten eller var ya, hançerle beni şehit edecek. O zaman hiçbir fikre sahip değildi, bilmeyeceğim. Sağ sağır kesin. El mesut ökemez oldu, bilmem öyle. Şöyle dedi. Ya Ali, şu iki elimi birden kes. Böyle bir şey akıl olacaksa olmasın. Ya ne bileceğim? Bu kaderdir, olacak. Bak kadere imanın neticesi olarak bu. Tamamıyla neyse şey bağlanıyor. Olacak. Şunu da alıyorum. Bil ki seni de affettirmedikçe cennette girmeyeceğim. Dikkat buyurun. Hem canını kıyıyor, öldürmeye çalışıyor. Burada bir ince nokta. Çok ince. Bu nokta ne? Onun şehadetine sebep olsun. Şehit olmasına Hazreti Ali Tabat'a. Şehit olmasına sebep olsun. Bu şehadeti herkes bulabiliyor mu? Tamam. Şehadet mertebesinin birçok vesileleri vardır. Kalpten vurmak, yanmak, sudan gark olmak, efendim ishaldan gitmek, efendim sitem, zatür eden, zatür cem, tüberküloz, kanser, birçok böyle sebepler vardır. Bunlardan gidenler, eğer imanlıysa, iyiyse, hali, şey olur. Dede merhum, merhum vardı, böyle ishaldan gitti. Rabbim'e şükür olsun. Şehadet mertebesini de ihsan etti. İshaldan gittiği için 95 yaşında. Bunlar güzel. Ama işinin haline göre. Efendim burada güzel bir meziyet var efendim. Demek oluyor ki Allah'ın sevdiği kullara en yüksek mertebeyi vermek maksadıyla Allah-u Teala lütuf ve ihsan ediyor onu şehadete vermesine sebep oluyor. Bu Allah'ın sevgisinin bir meziyeti oluyor değil mi efendim? Tabii. Evet efendim, bu saydıklarımızın dışında nemleri bağışlamaktan efendim? Nemlem büyük, büyüklerin bağışlamasının meziyetini arz ettiniz, Allah razı olsun. Bu hastalığın dışında, saydıklarımızın dışında olarak kişinin suçunu bağışladığından dolayı, karşıdaki kişinin büyük işlediği suçu bağışladığından dolayı şehadet makamı verilmiyor zaten.
Mesela şimdi Cenab-ı Peygamber Efendimiz Hazreti Osman radıyallahu teala ona, ya Osman yarın iftarı beraber yapacağım. Evet. Geldi. İkinci gün Kur'an okur. Ramazan'da şey ettiler. Kavuştu Cenab-ı Peygamber. Zaten bekliyorum. Bir gün evvel haber veriyor. Şimdi devam olmaz mı o kaderine? Burada adetmeyin size müsaade buyurursanız efendim. Hayırını pek açıklayamayacağım. Karşı kişinin suçunun büyük oluşunu kişinin bağışlamasından dolayı muhakkak bu makamda yine veriliyor. Yani suçun ehemmiyetine göre. Evet. Kabahatin haline göre, kıymatına göre değişiyor. Evet. Bir kişiye bu müjdeyi zaten eliniz vermiştiniz efendim. Hatırlıyorum. Efendim bir derviş rüyaya göre mi ilerlemesi gerekir yoksa üstadının vermiş olduğu talimata göre mi ilerlemesi gerekir? Efendim aslında talimat halinde verilen dertleri seyrini devam ettirirse o rüya bazen yanlış olabilir. Tatilatlı olabilir. Yanlış olabilir. Şeytani olabilir. Bunlar olabilir. Ancak tam sahip bir şey dayanmış. Peki rüyada kabul edilir efendim. Yanlış rüyada. Efendim? Rüyada yanlış olabiliyor. Evet. Olabiliyor ama işte. Murakabada olan konu. Olmaz. Murakabada olan olmaz. Seyir. Olmaz. Evet. Ya da doğru. Murakabı da olmaz. Evet, çünkü uyku hali değil çünkü. Uyku olma, hali olmadığı için tam murakabada, murakaba hali de olmaz. Evet. Hakikattir o. Çünkü tam Cenab-ı Hakk'ın lütfu kerime içerisi de atılmıştı o. Evet. Murakabı deyip de geçmemek lazım. Murakabı maddi itibariyle büyüyünce insan murakabadan hiç ayrı. Ama bilme demesi için de. Tabi dünya hayatı da lazım. Dünya işleri de bize tevdi edilmiş. Onu da yapacağız. Onun için tam yapamayız. Bugün hakikaten bir salik. Bugün tam murakaba sahipleri. Tam murakabayı yapsın uçar. Müsergede bir yerde bulunur. Ama yapamıyoruz. Neden? Dünya meşgul ya. Murakabada onların hepsi de tecelli ediyor efendim. Edecek tabii. Zaten tecelli edecek. Mesela bugün murakaba yapıyorsun. Yarın olacak halleri gözüne getir. Yani ila nihayla 10 sene sonrakını getirirler. Ama zamanı beklemek. Zamanı beklemeyeceksin. Onun işine devam et. Sen zaman geldi mi onu kapı bitti. 10 sene, 20 sene sonra bunu yöne getiriverdim. Karşılaşacağım halleri. İnşallah nefsimize mal etmeyeceğiz. Himmetinizle dünkü olan zerzere konusu. Evet. Murakabada bildiğin netice olarak derler sallandı ve ne olabilir? Daha kolay bu yani. Evet, olur işte anlarsın işte. Anlamayacağım bir şey değil mi? Ha. Müsaade. Kes. Evet, burada salikler. Hayır, soğuduğu zaman ekmek pişirir mi? Pişirmez. Bu fırını yapmak lazım. Nasıl bir ateş var? Çorba kısmı nasıl görünüyor orada? Hele az geri çıkar şey. Otur orada. Thank you.
Gazi'yi yakaladı Gazi'ye. Bir 30 sene sonra rakınıdı. Ya ben doğru. Ama zamanı geldi mi geldi? Yok işte bazen yanlış talep ediyorlar ya. Şimdi bakın. Yoksa yalan diye bir şey yok karşı. Yalan olmaz da yanlışlığımız olur biz. Evet, terakçısın yanlışlığı değerlendirmesin. Olmaz. Mutlaka hakikat et. Şimdi anlaşır mı burada? Bazı mutlakalar anlayayım mı? Evet. Şimdi bunu çok daha söylediğim halde hakikaten gafiliz. Mesela bu iki halı başımıza tembihlemiştir. Şimdi defalarca söyledim. Vazifemizin bize tevdiğini yani maddi vazifemizin o saniye geçmemesi. Çok söyledim. Başka da söyledim. Yani bunu hikaye olsun yahut da bizde bir varlık veya bir şey var diye söylemiyorum. Sağ olunsun diye söylüyorum. Mesela nedir bu? Şimdi tabii biz Adana'da imtihan ediyoruz. İmtihanda kazanmışız. 100 kişi adam. Hatay'ın imtihanı. 16. olarak tam kazanmışız. 200 kişiden. Şimdiki gibi hatırımda ben gitmemek istedim hatırımda. Ankara'da gitmek istemezdim. Bu kat'i kararı verdikten sonra gizli muradıyla istemediyorum. Şöyle Müslüman büyüklerimiz emir verdi. 2 kilometre. Bunu biz de şimdi dinemese hala olamayız. Yani mürakabede olan bütün şeyleri büyüklerin emirlerini dinlemezsen hala olamayız. Yani çok peşap var. Diyor ki gidip vazgeçmeye başlayacaksın. Sonu yok. 2 kilometre. Acaba son ne zaman gelir? 35 sene sonra tavuk. Bu sonu gelecek ama ne zaman? Soramaz. 35 sene sonra tavuk. Son. Bunlar hakikattir. Hikaye değil. Mesela bir şey sahip. 30'ların sonunda tevdi edilir. Şimdi bu senelerde bunun bulma gayesinde bulun. Katılıyor musunuz? Yani 40'lardan önce 30'ların sonuna doğru. Eski camimiz var. Bozulmayan. 45'te yapıldı yeni cam. Çok eski. O şimdiki yeni cami yapılmadan evvel eski camiler cami var. O zaman ne oluyor? En aşağı 45 senelik bir mazisi var. 45 sene. 45 sene sonra evvelki murakab o hal. Yeni hatırımıza getiriyorlar. Yeni bulma gayesine bakıyor. Demek ki maneviyat ne ver ne yana çıkar. Efendim bir salik hakkıyla ilerlemesi için ne yapması gerekir? Efendim acaba'yı kaldıracak. Varlığı kaldıracak. Yokluğun içerisine atılacak. O zaman bütün varlığın içinde biz.
Testlere devam et. Testlere devam. Ama benim gibi sabaha da uyursam eline alırsın. Hiçbir şey yapma, uyanık şey ver. Cenab-ı Hakk'a yüzünü ver. Cenab-ı Hakk'a yüzünü ver. Hiçbir şey yapma. Ya Rabbi! Acil insanla Cenab-ı Hakk'a da zarur. Başka bir şey yapma. Dersin. Ne yaparsan az çok. Şimdi bir şey hatırlattınız, Allah razı olsun. Bu 70 secdede bu fuhalu lokku mantığa çalışıyorduk. Şu mantığa yapıyormuş. İyi hatırla, 48 saat tın içinde 2 saat uykulu ayakta kaldık hocam. 48 saatte 2 saat uyku uyumuştuk. Geri 2'de yattık derip 4'te geri kalktık yani. İkinci devreye giriyoruz tekrar. Evet. Teheccüdü kıldım. Rabıtaya kalacağım, rabıta yoktu. Becer yok yani. Huzurlu oturum diyorum, o ne yok. Murakabaya geçeyim, hiçbir yapacak halim yok. Boşluğa bıraktım. Onda zatınız tam yoktur. Tekrar ediyorsunuz. Yavrum bu şekilde oturan da boş kalmaz bir şey adını gördü. İşte bir kişinin söylediniz. Geçtiniz. Hiçbir şey yapacak mecadın olmadığı halde bu da boş değil. Bir şey adını görsün diye öleceksin tabii. Göreceksin. Olacaktır. Söylenecektir. Her şeyin karşılığını göreceksin. Olacaksın. Cevabını alacaksın. Ortasından geleceğiz, yapacağız. Bize tebliğ edilmiş bir vazife, maddeten de. Bunu vaktiyle yapacağız. Sonra bunlar hakikaten iyi bir şeydir. Sonra bizim elimizde büyük silahlar var ya. Toplar, havan topu var, metrilyos var, tek tüfek var. Mertte bir şey, Allah rahmet eylesin. Ne kıymaklar dostlar kaybettik ya. Ah, hükür, hükür, hükür. Kış efendim. İlk davra geldi, şöyle ki, 4 ay oldu herhalde ona. Yayla da var. 3 ay oldu. Oğlu var şimdi, dostanın hizmeten. Ben anamı oğluma oraya götüreceğim. Yok. Nerede biliyorsun Söpeş'te? Onunla geldi. O işte Frantik sağlam bir hale sahipti o zaman. İkinci sefer geldi. Kısmen felcimsi bir hal olmuş. Sağ tarafta. Yok. Şöyle söyledi. Kardeş dedi. Murakabasında. Üç kişi var diyor. Biri ölü diyor. O sağlığa, sağın biri o birine diyor ki diyor. Ben size dedim diyor. Bunlara tokanma, bunlar sahiplidir. Bunlar, yani bunu tekrar tekrar söylemekte kayın edin. Onu siktir. Bunlar sahiplidir. Bunlara tokanmanın. Netice ne oldu? O ölüm neden yatıyor orada? O adam, o kimse neye söylüyor? Bunlar cinlidir. O birine neden böyle söylüyor? Siz düşünün. Sonra bu macerayı katan küçük ya büyük silahlar geldi ama kullanmasını bilmiyor. Şeyin Mısır'ın İsrail'e ne yaptı İsrail? Mısır 90 milyon 2 milyon darmadağın etti bırak. Ya
kullanmasını bilmedi silah vermek. İşte silah almak başka, silahını kullanmak mesela. İşte biz kullanmak da istemiyoruz, kullanamıyoruz, taşıyamıyoruz, hatırımıza gelmiyor. Ya elimizde büyük silahlar var. Yani bizde olan silah hiçbir kimse yok. Ama biz onu taşımasını bilmiyoruz. Ne dedi ya? Şey, anlatar. Şimdi, onu siz biliyorsunuz. Oturun. Şeyden, Allah'tan devriş, Adana'dan devriş. Onlar Adana'dan birinci defa Mondo geldi. Paris'e mi gidiyorlar? Devriş Bey Fransa'ya gitti. Fransa'ya gitti. Devriş Bey Mondo'ya gitti. Ali Atbaş. Ben şey, Ali Yılmaz. Ali Yılmaz'ın ana Ali Atbaş. Londra'ya. Şimdi onlar evvela Paris'e gittiler, geldiler. Evet. Başmüdürlüğü. Onlar gittiler, geldiler. Ali Yılmaz'ın ana Ali Atbaş şeye gidecekler. İngiltere'ye, Londra'ya gidecekler. Telefon ettiler, biz hareket edeceğiz diyecekler. Peki, oldu olsun, güle güle. Şii'den de telefon ettiler Ankara'dan Ali Yılmaz. Dedi ki, ne yapalım? Sıkışırsınız dedim. Sıkıştığımız zaman mutlaka müracaatı unutma. Müracaatı unutma. De bu boş kelime değildi ama neyse okularsa biraz Ali Yılmaz diye mi alacağım? Biz elimizde bile. Zaman da var. Tabii Londra'ya gidecek olan uçak zaman da var daha. Giden Londra'ya gidecek olan fazla bilet almış. Kapit sitesini aşmış. Giden kuyruk olmuş. Tabii binen bindi. Adayım az da biraz İhmalca Çarşı'da değerlendim. Arataş diyorsa daha hiç aldım bir daha zamanımız var. Biletimiz de elimizde. Ne zaman aslında? İneriz gider diyor. Arataş aldı. Anlatıyor. Şimdi kaçırıyorlar. Yani Londra'ya giden uçak havalanıp gidiyor. Onun ara sıra gelmeden buyurdular. Şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sonra telefon ettiler mi, etmediler mi bilmiyorum. Yani artık Arataş anlatıyor. Şimdi müracaata başladı. Çok zaman geçmedi. Paris'e gidecek uçak iptalen Londra'ya hareket edecektir. Londra'ya gidecek bunlar. Bilsin diye ilan ettiler. Anlıyorsun. Hemen yeni uçmuş, gitmiş oraya gidecek. Tahsil edilen uçak. Gözlerimiz yaşlandı. Bu hakikattir bunlar. Onlar itiraf ediyor.